Merhaba Ahval izleyicileri, sıcak takipteyiz. Ben Nece Baştürk. Bugün ekonomiyi konuşacağız. Türkiye İstatistik Kurumu yıllık enflasyonu %61 olarak açıkladı. Ancak bağımsız uzmanların olduğu enflasyon araştırma grubu gerçek enflasyonun %142 olduğunu söylüyor. Hayat pahalılığı çok artmış durumda. Her gün zam haberlerini uyanıyoruz. Gıda enflasyonu TÜİK'e göre bile %70'i geçti. Resmi rakamlar üç haneli rakamlara doğru gidiyor. Peki ne oluyor? Gidişat ne yöne doğru gidiyor? Hepsini Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rosay ile konuşacağız. Merhaba Kerim Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi ciddi bir enflasyon var, fahiş fiyatlar var ve her gün zam yağmuru altındayız. Bugün pahalı dediğimiz ürün yarına göre ucuz olmuş oluyor aslında. TÜİK %61, en az da %42 diyor. Siz ne dersiniz? Makas neden bu kadar açık? Ve gerçekten sokağın hissettiği enflasyon oranı nedir? Buradan başlamak isterim Kerim Bey. Dijital Hanım, yani TÜİK rakamları bile artık mızrak çuvala sığmıyor dediğimiz seviyeye geldi. TÜİK rakamları ile biz dünyada en yüksek 7. enflasyona sahibiz. Dünyada en yüksek 4. gıda enflasyonuna sahibiz. G20 ülkeleri içinde en yüksek enflasyona sahibiz ve 50 milyon üstü nüfusu olan ülkeler içerisinde en yüksek enflasyona sahibiz. Yani bunlar TÜİK rakamlarıyla. Ene grubun rakamları tabii ki bundan çok daha yüksek bir enflasyonu işaret ediyor. Ama sokakta hissedilen tabii ki Ene grubun rakamları. Yani enflasyon oranları. Çünkü gıda enflasyonuna baktığımızda %72 gibi görünse de gıda enflasyonu belli ürünlerde 3 haneli enflasyon oranları çoktan geldi. Hissedilen enflasyon çok fazla ama hissedilen enflasyonun çok fazla olmasının en önemli sebebi enflasyon beklentilerinde her geçen gün daha bozulması. Biraz evvel siz söylediniz, her geçen gün bir malın fiyatı artıyor dediğimizde inanılmaz bir şekilde elinde para olan, kredi kullanabilen herkes bir an önce bunu mal veya hizmete dönüştürme telaşına düşmüş durumda. Bu da fiyatları belki de olması gerektiğinden çok daha yukarı götüren, talebi hızlandıran ve tedarik zincirlerini de sıkıştıran bir duruma yol açıyor. Yani normal şartlarda almayacağı ayçiçek yağını almak isteyen bir kitle oluşunca tedarik zincirleri zorlanmaya başlıyor. Fiyatlar daha hızlı artıyor. Bu tam anlamıyla bir enflasyon spirali aslında. Bu enflasyon spiralinin de tetikleyicisi geçtiğimiz Eylül ayında Cumhurbaşkanı'nın işte enflasyonun sebebinin faiz olması söylemiyle başlayan Merkez Bankası'nın desteklediği, daha sonra bakan değişikliğiyle de iyice tetiklenen bir kur krizi aslında. Bu kur krizinin etkilerini biz hala görüyoruz. Ancak maalesef Aralık ayında 18'e ulaşan dolar fiyatının enflasyonist etkilerini hala görmeye devam ediyoruz. Çünkü Türkiye'de kurun enflasyona geçişkenliği 6 ila 9 aya kadar sürebiliyor. Dolayısıyla ben bu enflasyon patikasının Eylül ayına kadar devam edeceğini ve %70 üstünde TÜİK rakamlarıyla karşılaşabileceğimizi düşünüyoruz. Şimdi temel gıda ürünlerinde KDV indirimi kararı alınmıştı kısa bir süre önce. Bugün de bir iddia gündeme geldi. Bu iddia da hükümetin dar gelirli kesimi tükettiği 20 temel gıda ürünlerinde, işte bunlar yağ, un, şeker, bakliyat, çocuk bezi gibi, bu ürünlerde bir fiyat sabitlemesi yoluna gidebileceği yönünde. Aradaki fiyat farkını ise devlet zincir marketleri ödeyecekmiş. Bu yönde bir plan konuşuluyor. Ne dersiniz? Kur korumalı mevduat hesabından sonra şimdi kur korumalı gıda ürünleri mi gündemde? Bu işe yarar mı? Bunun etkisi ne olur sizce? Ne dersiniz buna? Tabii ki yaramayacak bir cihaz. Öncelikle KDV ile başlayayım. Yani KDV, gıdada KDV çok önemli, enflasyonla mücadele için çok önemli bir silah aslında. Yani enflasyon düşük olduğu dönemlerde KDV indirmiş olsaydınız, enflasyonda gerçekten aydan aya çok önemli bir düşüş sağlama şansınız olur. Ama enflasyon yükselirken en hızlı noktada buharlaşır. Zaten buharlaştı da. Dolayısıyla biz aslında KDV indirimlerinde devletin önemli bir vergi kaybı olacak. Ama bu vergi kaybına karşın fiyatlarda bunun etkisini hiç hissetmeyeceğiz. Zaten çoktan o geldi geçti. Bugün okuduğumuz haber ise gerçekten evlere şenlik, akıllara zarar. Yani bu birkaç ülkede uygulandı. Venezuela'da uygulandı.
Macaristan'da seçim öncesi tam bir seçim kampanyası şeklinde uygulandı. Yani hani bırakın bir ekonomik bunun arkasında çok 3-5 tane marketle anlaşıyorsunuz. Et, süt, yumurtanın fiyatlarını orada belli fiyata sattırıyorsunuz. Arkadaki fiyatı devlet işte kur korumalı yerine gıda korumalı olarak destek veriyor. Esnaf ne yapacak? Bakkal ne yapacak? Yani etkisi bu. Bunun dışında bu tür fiyatı baskılanmış ürünlere biraz evvel örneğini verdiğim gibi talep çok fazla olur. Çünkü bu sürdürülemez bir durum. Sürdürülemez durumun istediğiniz noktada burada depolanabilecek olan bütün şeyler, mallar depolanır. Ve bu bir anda bunların ortadan kalkmasına yol açabilir. Yani 1970'lerin ekonomik modeli olmakla biz muhalefeti bir eleştiriyorduk AK Parti'yi. 1970'lerin kuyruklarının ortaya çıkma ihtimali de çok yükseltir bu. Peki devlet karşılayacak diyor bu aradaki farkı zincir marketlere. Bunun devlete yansıması ne olur bu anlamda? Tabii bu miktarla ve hangi ürünlerle alakalı olacak. Ama kur korumalı mevduat bir tarafta, KDV indirimleri bir tarafta, devletin bu tür mal ve hizmetlere vereceği destek bir tarafta. Yani ortada bir enflasyonist süreç varsa da bu sürecin çok ciddi anlamda hızlanması noktasına getirir. Çünkü darmadağın bir bütçeden bahsediyor olursunuz. Yani bu sene 300-400 milyar açıkla başladığınız bütçeyi 600 milyar, 700 milyar açıkla bitirirsiniz. Bu da çok önemli enflasyonist bir durum ortaya çıkartabilir. O nedenle ben uygulanacağını bunu zannetmiyorum. Bunu spekülatif bir haber olarak okumayı tercih ediyorum. Ama bu yapılırsa kara borsa, esnafın çok zor duruma düşmesi ve belli çıkar gruplarına da büyük bir kaynak ve servet transferinden başka bir işe yaramayacağını söyleyebilirim. Peki sizce hükümetin bu konuda kafasındaki plan nedir enflasyona dair ve bu tür uygulamalara giderek? Tam bir panik havasından hakim olduğunu görüyorum Dicle Hanım. Yani biliyorsunuz Eylül ayında bu faiz indirimlerine başladıklarında büyük bir özgüven vardı aslında. Ve bu özgüven faizleri ne kadar indirirlerse indirsinler, doların böyle 10 liraya 11 liraya geçmeyeceği ve ondan sonra da bir stabilize olacağına dair bir beklentiyle bu yola çıkmışlardı. Doların 18'e gelmesiyle kur korumalı mevduat gibi aslında bir siyasi partinin seçmenine hiçbir şekilde anlatması mümkün olmayan bir uygulamayı hayata geçirdiler. Düşünsenize yani 85 milyonluk bir ülkede 84 milyondan bir para topluyorsunuz dar gelirlilerden ve 300 bin zenginin cebine para koyuyorsunuz. Yani bunu siyaseten de anlatmak çok zor. Ondan sonra enflasyonun 50'nin üzerine çıkmayacağı, enflasyonun bir şekilde baz etkisiyle düşeceğine dair beklentileri vardı. Fakat bu da olmadı. Özellikle Ukrayna krizinin ortaya çıkmasıyla enerji ve gıda fiyatlarındaki artışla enflasyon 60'ı da geçti. Muhtemelen şimdi 70'leri görüyor olacağız. Aslında tam bir panik havası hakim. Seçimlere de 14-15 ay kaldı. Dolayısıyla artık para politikasıyla hiçbir şey yapamıyorlar. Rezerv harcayarak yapabilecekleri çok sınırlı. Öyle olunca tamamen seçmene yönelik, acaba seçmeni buradan bir 14-15 ay daha bizden kaçmadan nasıl tutabiliriz'e yönelik bir panik hamle. Ama bu 14-15 aylık bir uygulama olamaz. Yani bu en fazla bir ay sürdürülebilir. Ondan sonrasında çok büyük skandallara yol açacak bir yaklaşım olur. O yüzden çok ihtimal vermediğimi tekrar söylemiş olayım. Peki şimdi dün Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bir açıklama yaptı. Kur stabil olduysa, faizi gündemden çıktıysa enflasyonu er ya da geç birlikte alaşağı edeceğiz dedi. Şimdi bu bir cümlelik açıklamadan bile her kelimesi ayrı bir tartışma konusu aslında. Şimdi birincisi Türkiye için kur stabil oldu mu? İkincisi faiz gündemden çıktı mı? Üçüncüsü enflasyonu durdurabilir mümkün mü? Ne dersiniz siz Nurettin? Gerçekten yani bir cümleye ancak bu kadar şeye sığdırılabilirdi. Evet. Kur stabilize olmadı. Yani kur korumalı mevduat dediğimiz hani garabet bir sistemle evet. Devlet 3 ay içerisinde 40 milyara yakın bir para ödeyecek. 40 milyar dediğimiz çiftçilere verilen bu sene destek 29 milyar lira. Bunun neredeyse 1,5 katı bir tutarı şimdiden ödeme yükümlüsü haline gelmiş durumda devlet. Devlet hiçbir hizmet almıyor bu kur korumalı mevduatta. Devlet hiçbir mal almıyor. Devlet hiçbir borçlanma yapmıyor. Birilerine havadan, bütçeden para dağıtıyor. Şimdi
Bu şartlarla kuru 14-15 aralığında tutabiliyorsunuz ve arkadan da arka kapıdan 20 milyar dolar civarında 3 aydır rezerv satmışsınız. Yani burada bir kur stabilizasyonu yok. Burada gelen dalgaya karşı kapıları tutarak bu suyu durdurmaya çalışmak var. Dolayısıyla Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yeni bir kur krizine girmesinin büyük ihtimal olduğunu ben düşünüyorum. Faizlerle ilgili yapılan hiçbir şey yok. Yani Merkez Bankası faizinin 14'e indirilmesi bir kenarda. Ama Merkez Bankası faizinden faydalanan kimse yok. Şu anda kredi faizi %25-30 civarında. Ama bu kredi faizleri bile enflasyona göre oldukça düşük seviyede. Bu seviyelerden kredi kullanıp malına %50-60 zam yapabilenler, ki böyle önemli bir kesim var, ihracatçı var, sanayici var, perakendeci var. Bunlara bir servet transferi yapılıyor. Kimin cebinden yapılıyor? Daha gelirli ve sabit gelirlerin cebinden bir servet transferi yapılıyor. Bu burada çok büyük bir anomali var. Dolayısıyla Türkiye'nin faiz meselesini aşması söz konusu değil. Son olarak da Türkiye Merkez Bankası faiziyle borç alan bir ülke değil. Tahvil faizleri %28'e çıkmış vaziyette. Bu Eylül ayından sonra 10 puana yakın bir artış gösterdi. Ama daha vahimi, daha acili, Türkiye enflasyona endeksli borçlanıyor Dicle Hanım. Yani bankaların elinde enflasyona endeksli tahviller var. Bunlardan %60 kazanıyorlar. Dolayısıyla siz Merkez Bankası faizlerini indirerek aslında hazinenin üzerine çok büyük bir yük yüklemiş oluyorsunuz. Tabii ki hazinenin yükü bizim yükümüz. O yüzden enflasyonu hallettik kısmı da boşta kalıyor. Özür dilerim, faizi hallettik kısmı da boşta kalıyor. Enflasyonu halledecek kısmını da anlamakta çok zorluk çekiyorum. Muhtemelen önümüzdeki dönem enflasyon endeksli bazı ürünleri rafa koyup yatırımcılara bunu sunacaklar. Ama bir enflasyonla mücadelede en yapılmayacak şey fiyatları ve ileriye yönelik beklentileri enflasyona veya dövize endekslemektir. Aynen bu yapılıyor. KKM ile bütün mevduat dövize endekslendi. Şimdi de zannediyorum her şeyi enflasyona endeksleyecekler. Bu Türkiye için içinden çıkılması çok zor. Enflasyonu tekrar tek hanelere döndürmeyi çok zorlaştıracak bir noktaya götürür. Allah'tan ki 14-15'e içinde seçimler var Dicle Hanım. Hani tek tünelin ucundaki ışığı ben burada görüyorum. Şimdi asgari ücreti yeni zam tartışmaları var. Yılbaşında yapılan zam kısa sürede eridi enflasyonun karşısında. Ama hükümetin aslında gündeminde çok da bu yeni bir zamın olmadığını görüyoruz. Şimdi sizin bu konuda Gelecek Partisi olarak öneriniz nedir? Alım gücü düşmüş durumda. Böyle bir zamın yapılması gerekiyor mu? Ne dersiniz? %100 yapılacak bence Dicle Hanım. Yani bakmayın söylediklerine, bence Temmuz ayı içerisinde toplanacaklar ve bu zamı yapacaklar. Çünkü %50'lik, 50'ye yakın asgari ücret dediğiniz gibi eridi, çoktan eridi. Açlık sınırı 5.000 liraya geldi. Bu ay muhtemelen 5.200'e, 5.300'e seviyesine geldi. Türk İş'in açıkladığı açlık sınırı. Yani 4 kişilik ailenin açlık sınırının enflasyonun altına Ocak ayında düşmesi zaten neredeyse Türkiye'de ilk defa oluyor. O yüzden mecburen bunu yapacaklar. Şimdilik başka söylemlerle bunu ertelemeye çalışıyor. Çünkü hayır olmayacak dedikleri toplantı iş adamları toplantısı, sanayicilerle olan toplantı. Onlara biz enflasyonu işini beceremedik. O yüzden asgari ücreti artıracağız deyip onlara da bir şok yaşatmak istemedikleri için bunu söylüyorlar. Ama bu olacak. Bizim de önerimiz bırakın 6 ay, asgari ücretin artık 3 ayda bir değerlenmesi gerektiği yönünde. Normal şartlarda enflasyonla mücadelede bu kadar sık endeksleme yapılacak en büyük hatalardan biridir. Ama ortada AK Parti hükümeti varken, ortada bir değişim yokken henüz, iktidar değişimi, bu zamların artık 3 ayda bir yapılması gerekli ki en azından seçime kadar alım gücü çok daha fazla erimeden devam edebilsin, sabit gelirler. Şimdi bu ekonomik kriz ortamında Türkiye gözünü bir anlamda da Rus sermayesine çevirmiş durumda. Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle Rus sermayesinin rotayı Türkiye'ye çevirebileceği yönünde değerlendirmeler geliyor. Nedir bu konudaki son durum? Yani Rus sermayesi Türkiye'ye gelebilir mi? Ve Türkiye'nin yaşadığı krizde bu anlamda bir ilaç olma ihtimali var mı Rus sermayesi? Ne dersiniz? Mutlaka gelir. Yani Rus sermayesi veya Rus mevduatı bazı Avrupa bankalarından şey yapıp çıkıp Türkiye'de işte özel bankacılık uygulamalarıyla bir kısım gelebilir. Ama şunu göz ardı etmemek lazım Dicle Hanım. Türkiye yaklaşık 750 milyar dolarlık bir ekonomi.
İşte Rusya da buna yakın bir ekonomi. Ama Türkiye'nin şu ana kadar borçlandığı veya entegre olduğu sistem, dünya sistemi, Batı sistemi, Avrupa Birliği ve ABD sistemi bunun 50-60 kat, 70 kat üstünde bir sistem. Yani Türkiye bu çeşitli kaynaklardan borçlanarak veya onlarla ihracat, ithalat yaparak aslında ekonomisini büyütüyor. Dolayısıyla kendinden işte 1,5 kat fazla bir ülkenin, 3-5 tane zenginin Türkiye'ye para getirmesiyle Türkiye'de oyunun rengi değişmez, oyunun şekli değişmez. Yani buradan gelecek olan paraya siz deyin 3 milyar dolar, ben deyim 10 milyar dolar. Yani 10 milyar dolar Türkiye'ye bir mevduat olarak bir para gelse de çok önemli bir etkisi yok. Türkiye'nin ihtiyacı olan nispeten ucuz, uzun vadeli doğrudan yatırımlardır. Bu doğrudan yatırımlarda bu sermayesiyle gelmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Peki burada zarar konusunu hatırlatmak istiyorum. Halk Bankası'nın yaptırımları derme suçlamasıyla yargılandığını hatırlatalım isterseniz. Rus sermayesi konusunda da Türk bankaları bir yaptırım tehdidi altında kalabilir mi? Batı nasıl bu konuya bakar, ne dersiniz? Şimdi zaten aslında Dicle Hanım, Türk bankaları bu özellikle uyum departmanları sayesinde oldukça bu yaptırımlar konusunda bilgili ve belli bir düzeye gelmiş bankacılık sistemi. Bu anlamda bir kara paranın girip Türkiye'de at koşturmasını ben pek mümkün görmüyorum. Bu zarap meselesini bir kenara koyuyorum. Onun içinde çok daha farklı siyasi şeyler vardı, ilişkiler vardı ama bunun ben pratik olarak çok mümkün olduğunu düşünenlerden değilim. Henüz buradaki Rus Merkez Bankası'na, bazı Rus oligarklara yapılan şeyler, ambargolar global bir nitelik kazanmış değil. Evet, Avrupa Birliği ve ABD yapmış durumda ama şu anda buna uygulamak istemeyen ülkeler uygulamayabilirler ve bunda bir yaptırımı yok. Dolayısıyla Türkiye şu anda böyle bir yaptırım koymak durumunda değil veya bu yaptırımına uymak durumunda değil. Ama bu Birleşmiş Milletler kararı olursa, uluslararası bir niteliğe bürünürse Türkiye'de buna mutlaka uyum sağlayacaktır. Ama dediğiniz nedenden de Rus sermayesine çok uzun vadeli gözüyle bakmak veya buna bel bağlayarak ekonomi politikası geliştirmek de çok yanlış bir iş olur. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Fakirleşiyoruz. Fakirleşmeye de devam edeceğiz gibi gözüküyor. Çözüm nedir? Son olarak bunu sormak istiyorum. Çözüm değişim Dicle Hanım. Yani artık bence bu koalisyon hükümetinin, AK Parti MHP koalisyon hükümetinin Türkiye ekonomik anlamda ve siyasi anlamda da vereceği hiçbir şey kalmadı diye düşünüyorum. Türkiye'nin en büyük şansı seçimlere artık 14-15 aylık bir süre kalmış olması. Eğer bugün Türkiye'de seçimlere 3-4 yıllık bir süre kalmış olsaydı, inanın şu anda konuştuğumuz ekonomik koşullardan çok daha ağır koşullar yaşıyor olurduk. Aslında Türkiye'yi diri tutan, canlı tutan bu değişim ihtimali. Bu değişim ihtimali hayata geçtiği noktada Türkiye'nin önünde çok zorlu bir 5 sene olur. Ama düzelme ve ayağa kalkma ve toparlanma ihtimali de çok yüksek olur. Bu değişimin dışında ben kısa vadeli artık bu yönetim yapısıyla, bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ve AK Parti MHP şeyiyle, koalisyonuyla gidilebilecek bir yol kalmadığını düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum Kerim Bey. Ben teşekkür ederim.